arz ediyorum. E, malumunuz olduğu üzere geçen hafta yapmış olduğumuz son derece önemli e, Nisa suresinin kadın erkek arasında ortaya çıkan problemlerin çözümüne yönelik Cenab-ı Hakk'ın mesajları konuşma esnasında e, doğal olarak konunun da bağlamı gereği e, kadın erkek e, ilişkiler derken Eşitlik meselesi e, üzerinde de durmuştum ve bu konunun e, pek tabii olarak e, Kur'an-ı Kerim'de e, birçok ayet kerimede ve birçok farklı surede ele alınıp işlendiği bir husus. Benim yine dikkatli bir biçimde çevrilemediğini, verilmek istenen mesajın çok net bir biçimde okuyucuya aktarılamadığını düşündüğüm raçzane bir hususun daha üzerinde durmak istiyorum. O da Kuranda sıklıkla geçen e, fadala e, fiilinin sözcüğünün üstün kılmak, değerli kılmak anlamında tercüme edildiği ve böyle olduğunda da e, özellikle e, Allahu Teala'nın birazdan ayetler ve örnekler üzerinde duracağız. Birilerini diğerlerine e, üstün kılması söz konusu olduğunda. Doğal olarak Türkçemizde böyle bir ifadeyi duyan herhangi bir akıl ve zihin niye birileri diğerlerine üstün kılınır e, şeklinde bir e, tabii iyi bir soru e, sorma ihtiyacı duyuyor. E, ve e, bu ihtiyaca binaen naçizane ben de acaba böyle bir problem var mı e, ayetler bunu mu söylüyor mesaj bu mu? Ne kadar bunu doğru anladığımızdan eminiz. İşte birkaç haftadır yapmaya çalıştığımız hermönetik Kur'an anlama yöntemi üzerinden baktığımızda acaba bu yöntem bize bu ayetleri anlama konusunda ne söyleyebilir, nasıl bir ufuk açabilir, bu yöntemden nasıl yararlanabiliriz? İşte biraz da bunu inşallah konuşacağım. Çünkü hatırlayacağınız üzere Kur'an hermönetiği üzerinde durduğum haftalarda ısrarla Kur'an-ı Kerim'in anlamının netleştirilmesi, muhkemat bağlamında kimsenin farklı yorumlayamayacağı netlikte açık nesnel anlamları tespit bağlamında bir hermonetik üçgenden söz etmiştim ve bu üçgenin üç kenarında yer alan kimi temel muhkem ilkeleri sizlerle paylaşarak eğer biz Kur'an'ı mübini yüce kitabımızı bu üçgenin belirlediği çerçeve içerisinde anlarsak herhangi bir ayeti ya da sureyi ilahi murada hem daha uygun bir biçimde anlama imkanımız olur hem de olabildiğince hatalı anlamalardan bizi uzak tutar. Şimdi bunu neden böyle bir efendim hermönetik üçgen üzerinden, hermönetik muhkem ilkeler üzerinden el almaya çalıştım ve bu şekilde anlattım. Çünkü değerli izleyenler mantık ilmi bize dikkate almamız gereken külli ilkeler, prensipler sunar. Zaten mantığın tanımında da bunu görüyoruz. Bu ilkelere riayet eden bir akıl da hatalı düşünmekten korunur. Bu ilkeler vasıtasıyla. Bu ilkeleri dikkate alan bir zihin hatalı yorum, hatalı düşünme girdabından, handikapından masum olur, kurtulur. İşte bu ilkeler, bu temel mantıklı ilkeler bizim söz konusu ayetleri söz konusu sureleri ve burada verilmek istenen mesajları daha sağlıklı bir biçimde anlamamıza imkan sağlayacak. Geleneğimizin büyük düşünürü ve aynı zamanda büyük usulcüsü İmamul Haremeyn El cüeyni e, usulü fıkha dair yazmış olduğu o muhteşem eseri El Burhan'ın girişinde der ki fıkıh usulü ki bu fıkıh usulünün daha önceki konuşmalarımda da söyledim. İslami ilimleri anlama yöntemidir. Bütün İslami ilimlerle ilgili bir yöntemdir diyebiliriz. Usulü fıkhın istimdad ettiği, yardım aldığı ilim alanlarını sayar Cüveyni. Bunların başında der ki, fıkıh usulü bir Arap dili edebiyatından destek alır. İki usulü din kelamdan destek alır. Üç istitlal yani mantıktan destek alır bu üçlü sacaya sağlıklı bir fıkıh usulünün yani dini anlama yönteminin teşekkülünün zorunlu sütunlarıdır. Bunların üzerine oturur. İşte benim hermönetik yöntem olarak sizlere arz etmeye çalıştığım husus da tamamen bu şekilde mantığın o temel ilkelerine ve bize sunmuş olduğu o yorum konusunda hermönetiğin yaklaşımları ve bunların birlikteliğinden oluşan bir hermönetik Kur'an'ın anlam üçgeni diye belirlediğimiz bir üçgenden söz etmiştik. Bu üçgenin de bir kenarı dünyevi olanlardan oluşmaktaydı ve dünyevi olanların başına da adaleti koymuştuk ki bugün de biraz konuşmamızda oradan devam edeceğim. Demek ki eğer biz Kur'an'ı doğru bir biçimde anlayacaksak ki burada tırnak içinde doğru biçim ifadesiyle şunu kastediyorum tabii ki İlahi murada uygun. Onu bize gönderen yüce Rabbimizin gönderme amacına uygun olarak anlamayı kastediyorum. Bunu başarabilmek bizim en önemli hedefimiz olmalıdır. Çünkü mesaj bize gönderilmiş ve mesajı gönderenin bir amacı var. Bu mesajdan bir şey anlamamızı istiyor. Ve işte biz o mesajı doğru anladığımızda emin olabiliriz ki Kur'an'ı da doğru anlamış oluyoruz. Peki bu bağlamda o zaman değerli izleyenler hemen konumuza geçecek olursak konumuza şuradan başlamak gerektiğini düşünüyorum. Tabi ayeti kerimeler üzerinde duracağım ve ayeti kerimeler üzerinden örnekler inşallah sunmaya çalışacağım. Burada her zaman yaptığımız gibi yine tahtamızı kullanacağız ve tahtamız üzerinden çizeceğimiz şemalarla birlikte konuyu ele almaya çalışacağım müsaadenizle. Burada Başlamak istediğim nokta şu: Biz özellikle insanların kadın olsun, erkek olsun, ırk düzeyinde olsun, kabileler düzeyinde olsun, coğrafya düzeyinde olsun, kültürler düzeyinde olsun, hangi düzeyde olursa olsun insanların e, aralarında hangi bakımdan olursa olsun bir üstünlük, bir fazlalık efendim, bir değerlilik, değersizlik, bir aşağıda olma, bir yukarıda olma e, konusundan söz ettiğimizde az önce konuya girerken altını çizmeye çalıştığım üzere hangi temel ilkeler üzerinden bu konuyu ele alıyoruz da bu temel ilkeler üzerinden yine bu konuyu sağlıklı düşündüğümüz kanaatindeyiz. Ve bir kere daha Altını çizmek istiyorum ki herhangi bir konuyu sağlıklı bir biçimde ele almamış, ele almış olmamız, sağlıklı bir biçimde değerlendirmiş olmamızın garantisi o konuyla ilgili belirlediğimiz temel ilkelerdir. İşte bu temel ilkeler, bizim usul ilkeleri, hermeneutik ilkeler, e, mantık ilkeleri dediğimiz ilkelerden oluşuyor. O zaman başlığımızı koyalım başlığımızı koyalım. E, usul hermönetik ilkeler olarak yazalım. Değerli izleyenler bugünkü konumuzun yani e, üstünlük ve aşağılık yukarıdalık ve aşağıdalık e, efendim değerlilik ve değersizlik üzerinde duracağımız konunun e, çok temel bazı ilkelerini belirlememiz gerekiyor. Şimdi burada eee anlam üçgeninin bir kenarı olan dünyevi konuları ele almış olduğumuzda çok temel bazı ilkeler belirlemiştik. Şimdi bu ilkeleri yeniden yazalım. Bazılarını tabi hepsini değil. Birincisi birincisi hayat bir sınavdır. Kur'an-ı Kerim'in baştan sona verdiği en temel mesaj budur ve bu mesaj yatsınamazdır. Teker teker birazdan üzerinde duracağım. Bu ilke, bu temel önerme, hayatın bir sınav olduğu önermesi Kur'an-ı Kerim'in en temel önermesidir. Çünkü Gayet açıkça onlarca ayet, e, ısrarlı vurgularıyla insanın bu dünyada sınandığından bahseder, sınanmak üzere burada olduğumuzu söyler. Şimdi böyle olduğuna göre hayat bir sınavdır. İki, dünyada bir sınav yeridir. Dünya bir sınav yeridir. Dünya bir sınav yeridir. Şimdi hayat bir sınav olduğunda, hayat bir sınav olduğunda, dünya da sınav yeri olduğunda bu vurguların üzerinde ayrı ayrı birazdan durmamız gerekecek. Üçüncüsü madem ki dünyayı Allah bir sınav mahalli olarak yaratmış, insanı da o sınav mahallinde sınava giren adaylar olarak belirlemiş. O halde bu dünya sınavının dünya sınavının sonuç mahalli sonuç mahalli yani sınav sonuçlarının ilan edileceği mahal mahşerdir. Şimdi bu kelimenin de altını çizmek istiyorum. Çünkü bunun da üzerinde duracağız. Sınav mahallinin sonuçları da yazalım ee, Efendim Bir okuyucu yazıyı okuyanların iltibas karışıklığa düşmemesi için sınav ma sonuç mahalli Evet sonuçların e, ilan edildiği sonuç ilan mahalli Allahu Teala buyuruyor ya bütün hepinizin amel defterlerini, boyunlarınıza asacağız, ellerinize vereceğiz. Kimi sağdan kimi soldan alacak ve o gün hesabınızın görülmesi için elinizdeki bu defterler size yetecek ve artacak bile buyurdu. Bu dünyadaki sınavın sonuçlarının ilan yeri mahşerdir. Şimdi bir dördüncü temel ilkemizi yazalım. Çünkü bu ilkeler bize konuyu nasıl almamız, anlamamız gerektiği ee, ve ulaşacağımız sonuçların ne kadar sağlıklı bir biçimde Kur'an'ın mesajına uygun olduğunun sağlamasını verecek tabi bu ilkeler. Tekrar üç ilkeyi vurgulayarak dördüncü ilkeyi yazmak istiyorum. Ee, hayat bir sınavdır yani insan bu dünyada e, sınav oluyor iki çünkü dünya sınav mahalledir. Öyleyse üç bu dünyada yapılan sınavın ilanı Kimin kaç aldığı geçer not alıp almayanların mahalli mahşerdir. Mahşerin altına izninizle şu ifadeyi de yazmak istiyorum. Çok meşhur bir ifade olduğu için mahkemeye kübradır. Büyük mahkeme. Hakimler hakimi Allah'ın olduğu büyük mahkemede sonuçlar verilecektir. Şimdi madem ki büyük mahkemeyi yazdık, sonuçlar mahşerde ilan edilecek. Bu mahkemenin baş hakimi, hakimler hakimi olan Yüce Allah Yüce Allah adildir. Şimdi bu adil sözcü bizim için çok çok önemli. Onu diğerleriyle müsaadenizle irtibatlamak istiyorum. Altını kırmızıyla çizmiş olduğum bu her bir temel ilke ve önermedeki sözcüklerin üzerinde de biraz durarak konuyu daha bir netleştirmeye çalışacağım. Allahu Teala adildir dedik. Allahu Teala adildir. Bu adaleti mahşerde kuracağı ve insanlar hakkında karar vereceği e, mahkemede ortaya çıkacağı gibi. Çünkü Allah La yazlimu miskale Allah asla e, en küçük oranda atom miktarında kimseye zulmetmez buyurduğu bu mahkemeye kübrada ortaya çıkabileceği gibi çıka, pardon düzeltiyorum çıkacağı gibi çıkabilecek ifadesi doğru olmaz çıkacağı gibi aynı zamanda yukarıya bağlıyorum insanın bu dünyadaki sınavında da Allah insanları adil sınav eder. Buraya dikkat etmenizi istirham ediyorum. Bu temel ilkeler son derece önemli. Şimdi Allahu Teala insanları bu dünyada sınav yapacağını açıkça mesajında bildiriyor ve bu dünyada bizi sınav yapıyor. Sonuçlarınızı kararı mahşerde tüm insanları toplayarak bütün insanların hesabını görecek. Öyle şu asrın bu asrın değil. Bütün insanların hesabını aynı anda görecek mahşerde. Ve bunu adaletle yapacağını, kimseye zulmetmeyeceğini de gayet açık bir biçimde ifade ediyor. Şimdi şöyle soralım. Bu dört ilkeden hareketle, bu dört ilkenin, çünkü sonra bir ilke daha yazacağım. Ee, bu dört ilkenin hepsinin ortak vurgusunda Şöyle bir anlama yer verebilir miyiz? Yani Allah bu dünyada kimini kolay sınavdan geçiriyor, kimini zor sınavdan. Hayır. Onun için bugünkü yapacağımız konuşma son derece önemli bir konuşma. Umarım meramımı iyi anlatabilirim. Umarım beni dinleyenler ve izleyenler benim meramımı, anlattıklarımı benim amacım doğrultusunda doğru anlarlar. Bu gerçekleşirse inşallah yararlı ve faydalı olacağını düşündüğüm bir sohbet olacaktır. Hiç böyle bir şey yapar mı? Onun adaleti buna izin verir mi? Hayır. Allah'ın adil oluşu dünyada gerçekleşen sınavın adaletinin garantisi olduğu gibi Allah'ın adil oluşu yani şu dördüncü madde Allah'ın adil oluşu aynı zamanda bu dünyada yapılan sınavın mahşerde ilanı karara bağlanması konusunda da Allah asla adaletsizlik yapmaz, zulmetmez ve mahkemeyi kübra'nın sonuçları kesinlikle adaletle sonuçlanacaktır. Yani bir üst mahkemeye ihtiyaç olmayacaktır. Çünkü üst mahkeme zaten Allah'ın adaleti ve kendisidir. Peki bir dördüncü maddeyi şey pardon beşinci maddeyi e, belirleyelim. Bu dört maddenin e, birlikteliğinden çıkaracağımız bir madde bu. Beşinci maddemiz tüm insanlar tüm insanlar burada da bu tüm insanlara birazdan altın çizeceğim temas etmek istiyorum. Tüm insanlar tüm insanlar aynı hedef için sınav oluyor. Lütfen buraya dikkat edelim değerli izleyenler. Bütün insanlar bütün insanlar aynı hedef için bu hedef ne onları da açıklayalım. Cennet cehennem. Yani tüm insanlar cennet gibi önemli bir mükafatı kazanmak, cehennem gibi yine önemli bir cezadan kurtulmak üzere sınav olmaktadırlar. Yani mahkemeyi kübra'da verilecek karar, şurada verilecek karar bu hedefle ilgili, cennet ve cehennemle ilgili bir karardır. Peki tüm insanlar dediğimizde bu tüm insanların içine kimler giriyor? Tüm insanlar. Bu tüm insanların içerisine insan olmak bakımından insan olan herkes girer. Yani bunu e, açımlamaya gerek yok. Ama özellikle altını çizmemin sebebi çoğunlukla ve genellikle konuyu dikkatlice e, efendim düşünmeyenlerimizin zihninde sanki peygamberler sınav olmuyormuş gibi bir algı var birazdan konuşacağız Çünkü onlarla ilgili de üstünlükten söz eden ayetler üzerinde duracağız peygamberler de dahil bu dünya sınavı şu sınav peygamberleri de kapsar yani peygamberler de sınav oluyor Aynen bizim gibi sınav oluyorlar Onların sınavı da efendim birazdan konuşacağımız üzere kendilerine göre bir sınav. Ee, birazdan konuşacağız. Sınav farklılıklarından falan konuşacağız. Ee, ve bu beş temel e, hermönetik ilkemiz, mantık ilkemiz ya da Kur'an'ı anlama ve yorumlamada hermönetik üçgenimizin bir kenarında yer alan dünyevi e, kenarımızın, dünyayla ilgili e, Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını doğru anlamamıza yönelik belirlemeye çalışmış olduğumuz ilkelerin bize vermiş olduğu bu temel ölçüler üzerinden konuyu efendim değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi burada e, başlığımızın altına bu beş ilke üzerinden söylediklerimi ve bundan sonra Ela alıp üzerinde durup söylemeye çalışacaklarımı daha sağlıklı anlamamızı mümkün kılması bakımından e, müsaadenizle çok temel iki kavramı e, birbirinden ayırt etmemiz gerektiğine dikkatinizi çekeceğim. Birincisi farklılık. Fark. Farklılık. İkincisi üstünlük Evet. Bu iki kavramı e, sağlıklı anlamadığımız sürece e, bu konuyu ya da konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını da sağlıklı anlamanın imkanı hemen hemen neredeyse e, yok denecek kadar azdır. Peki bu iki kavramın birbirinden farklılıkları ve aralarındaki nüans nedir ki bu derece konumuzu alakadar ediyor? Değerli izleyenler üstünlük her zaman üstünlük her zaman en az iki alternatifli bir durum gerektirir. Bir üstünlükten söz ediyorsak örneğin A'nın B'ye B'nin de Aya olan üstünlüğünden söz ediyoruz demektir. İster A B'den üstün olsun, isterse B A'dan üstün olsun. Biri üstün olduğunda bunların arasında hiyerarşik olarak bir derece farkı olur. Böyle e, yazdığımızda bunu daha görsel olarak zihnimizde kalması ve konunun doğru anlaşılması bakımından şemamı izninizle düzeltiyorum çünkü bu şema Maksadı iyi anlatmadı efendim. B yapalım bir yukarıda bir aşağıda olsun daha iyi bir biçimde üstünlüğü ve aşağıda olmayı göstersin ya da tersini yazalım B yukarıda olsun A aşağıda olsun bunlar arasındaki bu ilişki bir üstünlük ilişkisidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu konular anlatılırken az sonra e, ifade etmeye çalışacağım. Faddala sözcüğü kullanılır. Evet, Faddala sözcüğü. Faddala sözcüğü kullanılır. Bu sözcüğün kullanımıyla ilgili, anlamıyla ilgili zaten bugünkü dersimiz tamamen bunun üzerinde olacağı için Az sonra taf, e, tafsilatıyla ve teferruatıyla konuyu ele almaya müsaadenizle çalışacağım. Demek ki bir üstünlükten söz ettiğimizde iki şıkkın mevcudiyeti zorunludur. A şıkkı ve B şıkkı olmalıdır ki bunların arasında A ile B'nin birbirlerine karşılık üstünlüğünden ya da aşağıda oluşundan söz edebilelim. Şimdi üstünlük ile ilgili efendim nasıl ki iki şık gerekiyorsa Farklılıkla ilgili de yine iki şık gerekir. Şimdi burada so, son derece e, önemli bir durumla karşı karşıyayız. Mesela A var. Mesela B var. Mesela C var. Mesela D var. Şimdi bunların A, B ve C ve D'nin birbirlerinden farklı oldukları ortada. Neden? Çünkü biri A, biri B. Diğeri C, öbürü de D. Demek ki burada bir farklılıklar var. Şimdi her farklılık zorunlu olarak, mantıki olarak bir ötekiyi gerektirir. Mesela A, B'den farklıdır diyebilmemiz için bir B'ye, B, A'dan farklıdır diyebilmemiz için de yine bir A'ya ihtiyacımız her zaman vardır. Ama farklı olmak, farklı olmak her zaman A'nın B'den, B'nin A'dan, A'nın C'den, C'nin D'den üstünlüğü ya da aşağılığı gibi bir sonucu çıkarmamızı gerektirmez. Yani yani umum husus dediğimiz mantıkta e, efendim içlem kaplam olarak e, ifade etmiş olduğumuz e, temel bir ilkeyi söyleyecek olursak her üstünlükten söz ettiğimizde bir üstünlükten ya da her üstünlükten söz ettiğimizde bu zorunlu olarak farklılığı da kapsar. Birinin diğerinden üstün olması bir farklılığı kapsar. Bir farklılık gerektirir. Ama her farklılık mutlaka bir üstünlük gerektirmeyebilir. Yani farklı olmak üstünlük ya da aşağıda olmak gibi zorunlu bir değerlilik ve değersizlik efendim çağrıştırmaz ya da böyle bir sonucu çıkarmamızı zorunlu kılmaz tabi burada izleyenlerimizin konuyu hatırlarında tutmaları bakımından bu üstünlük meselesine aynı zamanda şöyle yazalım şöyle yazalım bir değer değerli olma değer değersizlik anlamında da söyledim. Ama farklılık e, her zaman bir değer ya da bir değersizlikten doğan bir şey olmak zorunda değildir. Çünkü farklılık e, sadece kendisinin dışında başka bir şeyin e, varlığını gerektirir. Ama kendisinin dışında başka bir şeyin varlığı varlığı illa e, bunlar arasında bir üstünlük değerlilik ya da değersizlik olmasını zorunlu olarak gerektirmez. Dolayısıyla bu farklılık ile üstünlük kavramının birbirlerinden ayrı olduğunu, ayrı olması gerektiğini ve bu ayrılığı dikkate almamız gerektiğini söyledikten sonra az sonra inşallah üst üste sonra sonra dedim bağışlayın beni ele alacağım ayet-i kerimelerin anlamlarını sağlıklı anlayabilmemiz açısından bu iki kavramın birbirinden ayrışmasının ne kadar önemli olacağını inşallah birlikte göreceğiz. Şimdi bu farklılık ve üstünlük şeklinde birbirlerinden anlam itibariyle, anlam içerikleri yönüyle ayrı olduklarını vurgulamaya çalıştığım iki sözcüğü şu beş temel ilkeyle irtibatlandırarak sohbetimize ve yolumuza devam edelim. Şimdi hayat bir sınavdır. Sınav olanların, e, bunu farklı bir renkle yazmama izin verin lütfen. Sınav olanların farklı olmaları normaldir. Fakat sınav olanların birbirlerinde sınavda üstünlük ve aşağıda olmaları söz konusu olamaz. Birazdan bu konuyu detaylarıyla ele alacağım. Demek ki hayat bir sınavdır ve insanlar sınav oluyorlar. Sınav olanlar elbette farklı olacaklar. Ali sınav oluyor, Veli sınav oluyor, Ayşe sınav oluyor, Fatma sınav oluyor. Ee, bütün insanlar sınav olduğuna göre sınav olanların, sınava girenlerin farklılığı normaldir. Ama sınava girenlerin üstünlüğü ya da değerliliği ve değersizliği söz konusu olamaz. İşte... Burada burada çok 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 önemli bir ontolojik ve epistemolojik ayrıma izninizle dikkat çekeceğim ve bu maddelere bu konuyu yeniden 5 maddeye tatbik ettikten sonra asıl konuma geçmeye çalışacağım. Değerli izleyenler farklılık ontolojiktir. Farklılık ontolojiktir. İnsanlar dünyaya sınav olmak için gelirler ve onları sınamak isteyen yüce yaradan her birerlerine bir farklı varlık boyutu verir ve bu dünyaya gelirler ve dolayısıyla burada sınav olurlar. Farklılık ontolojiktir. Ama üstünlük meselesi epistemolojiktir. Şimdi burada üstünlük epistemolojik bir durumdur. Ne demek epistemolojik bir durum? Üstünlük epistemolojiktir demek ontolojik olarak farklı dünyaya gelen ontolojik olarak farklı dünyaya gelen A'nın B'nin C'nin D'nin sınavdaki yarışta birbirlerini geçmeleri, birbirlerine üstünlük sağlamaları demektir. Evet. Demek ki üstünlük ne zaman ortaya çıktı ontolojik olarak farklı yaratılan insanların sınava başlamalarından sonra sınav performansında ortaya çıktı a b c ve D ya da en sayıda insanlar sınav oluyorlar Bu insanların sınav performansıyla birlikte ortaya bir üstünlük önde olmak, geride olmak, başarılı olmak, başarısız olmak. Nitekim mahkemeyi Kübra'ya geldiğimizde değil mi? Sınav dünya sınav yeridir. Burada sınav oluyoruz. Mahkemeye Kübra'ya gideceğiz. Yazılı kağıtlarımız, amel defterlerimiz açılacak. Adil olan Yüce Allah bu defterlerin hakkında karar verecek. Sonuç olarak 100 alanlar ya da 50'nin üzerinde alanlar diyelim. Cennete giderken 50'nin altında alanlarda diyelim ceza görecekler. Şimdi demek ki üstünlük dediğimiz olay bir performans olayıdır. Ve yarışta ontolojik olarak farklılıklara sahip olan bireylerin kendi davranışlarıyla ve amelleriyle ortaya koymuş oldukları bir efendim... E Sonuçtur üstünlük, değerlilik ve değersizlik. Bu itibarla e, yine konumuzla ilgili son derece önemli olan bir hususu e, bu ontolojik ve epistemolojik olanların efendim altına kenarına yazmak istiyorum çünkü konuyu daha e, net bir biçimde anlaşılır kılacağını umut ediyorum. Değerli izleyenler ontolojik olarak farklı olduğumuzu söyledik. Bu ontolojik olarak farklı olmak bizi insanı aşkındır. İnsanı aşkın. Yani bu bizim elimizde değil. Bu yaradanın tercihidir. Bunları birazdan konuşacağız. Bu bizi aşkındır. Niye Beni erkek yarattı o onu kadın yarattı. Niye ben bu 20. yüzyılda geldim, öteki 5. yüzyılda geldi, öbürü şu oldu? Niye kimi Arap, kimi başka Türk, ötekidir, Berekidir? Ontolojik olarak var oluşumuz bizi aşkındır. Bu tercih yüce yaratanın bir tercihidir. Birazdan konuşacağız bunları. Dolayısıyla ontolojik olmak bakımından bu farklılıklar şuraya yazıyorum. Verilidir. Biz buna felsefede verili olmak diyoruz. Biz bununla dünyaya geliriz. Verilidir. Eğer biraz daha e, anlaşılmasına katkı sayacak e, sağ, e, sağlayacaksa şayet e, dünyaya gelirken getirdiğimiz a priori bilgiler gibidir. Yani onunla geliriz dünyaya. Bu farklılıklarla geliriz. Bize aşkındır ve ontolojik olarak Allahu Teala yaradan, yüce yaradan böyle tercih eder ve böyle geliriz dünyaya. Ama üstünlük epistemolojik demiştik. Ee, yani bu yarışta ortaya çıkar, performansta ortaya çıkar. Onun için de e, çok önemli olduğunu düşündüm. Bu hususun epistemolojinin altına yazdığım ilkeyi e, sizlerin de zatı alilerinizin de önemsemesini ve üzerinde düşünmesini istirham ediyorum. Farklı olmak verilidir. Bizi yaradan verir. Onunla geliriz. Üstünlük iktisap edilir, kazanılır. Aynen Kur'an böyle söylüyor. Az sonra ayet okuyacağım. İktisap edilir. Yani kazanılır. Daha büyük bir harf ve farklı renkle altına eee bunu bir ilkeye, bir önermeye dönüştürerek müsaadenizle şöyle yazmak istiyorum. Fazilet verilmez. Fazilet verilmez. Kazanılır. Kazanılır. Verilen fazilet fazilet olmaz. Ben seni faziletli kıldımla insan faziletli olmaz. Fazilet, değer, buraya da onu da yazalım. Değer ve fazilet kazanılır. Hak edilir. Hak edilir. Onun için kimse kimse hak etmediği, kazanmadığı bir değere sahip olmaz. Hani hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne kadar güzel buyuruyor. Men batta abihi ameluhu onu müsaadenizle yazmak istiyorum. Çünkü konumuz da son derece önemli olduğu için bunu e, bu hadis-i şerifi yazmak istiyorum. Büyük harflerle de yazayım. Görünür olsun. Men batta bihi ameluhu lem yusri' lem yusri nesebu Evet. Ameli Bakın kazanım dedik ya kazanmak. Ameli davranışları ameli. ile geride kalan. Ameli ile geride kalan yani ameli ile değersiz olan kişiyi lem yüsr'n nesebuhu nesebi soyu soy aile vesaire önemli kılmaz değerli kılmaz öne geçirmez öne geçirmez yani değerli kılmaz yani değer değer değerli izleyenler değer miras kalmaz değer tevarüs etmez onun için bazen diyorlar ya benim babam alimdi benim babam şöyleydi, iyi güzel sen nesin peki? Ben sırtta böyle söylüyorum. Ee, i̇yi anladım babanızın ellerinden öperim alimmiş ama sizin siz nasılsınız? Siz de elden öpülecek kadar mısınız? Benim soyum sülalem şöyle çok değerli. İyi peki siz değerli misiniz? Her birey değerini kazanmak zorundadır. Her birey fazileti hak etmek zorundadır. Hadise bir kere daha sallallahu aleyhi ve sellemen ruhunu şahit ederek e, okumak istiyorum. <mantik> Men betta'a bihi ameluh. Ameliyle değer kazanamayan, ameliyle geride kalmış, ameliyle önemsizleşmiş birini lem <mantik> <mantik> yusri bihi nesebuh. Buraya bihi yazmayı unutmuşum. Sınıfta da çok unuturum konuşurken yazdığım için. Evet. O kişiyi mensup olduğu ailesi, soyu, sopu öne geçirmez. Değerli kılmaz. Çünkü değer hak edilen bir şeydir. Kazanılan bir şeydir. Onun için epistemolojik olarak değer iktisap edilir. Bakın aynen Nisa 32. ayet. Bakın. Yavaş yavaş konumuza da geçelim. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak 32. ayet. Nisa 4. sure 32. ayet. Ve la tetemennu ma faddala bihi ba'dakum ala ba'd. Bakın tam da konumuzun e, ne kadar önemli sözcükleri ile ifade ediyor yüce Mevla. Diyor ki bakın ma faddala önünü uzamasın diye. Ma faddala Allahu ma fattalallahu bihi ba'dakum ala ba'd bakın diyor ki Allahu Teala'nın bir de çevirirken meallerde çeviri sorunu olarak dikkatimizi çeken şu ba'dukum ala bazı ifadesi de Türkçe çevrilirken e, şık bir Türkçe ile maalesef çevirilemiyor. E, Arapçadaki kullanımının belki Türkçe'ye e, dönüştürülmesinden kaynaklı bir e, sıkıntı da olabilir. E, bu sizin bir kısmınızın sizin bir kısmınızın bir kısmınızın bu diğerlerine demektir. Diğerlerine yani şöyle söyleyelim. Bu bir bütün olsun. Bu biziz. Bu biz. Şimdi bu bizim şu kısmı bu şu diğerleri de bu. Allahu Teala'nın diyor sizin bir kısmınızı diğerlerine diğerlerine. Bakın faddale çevirirken mehallere bakın. Üstün kılması diye çevirirler üstün kılması. Ben bunu yazacağım ama üstün de çizeceğim e, kılması. Böyle değil anlam çünkü. Böyle değil. Farklılıklar dedik ya farklı kılması, size farklı imkanlar vermesi, üstünlük değil. Çünkü üstünlüğü daha biz henüz yarışa başlamadık, kazanmadık. Üstünlük kazanılan bir şeydir, verilen bir şey değil. Dolayısıyla buradaki faddale üstün kılmak değil, farklı kılmaktır. Birazdan ayetleriyle daha konuya tam girmedim. Beni bağışlayın. Mukaddime yapmaya çalışıyorum. Konunun temelini atmaya çalışıyorum. Ana zeminini, ilkesel zeminini e, belirlemeye çalışıyorum. Dolayısıyla sizlerden diyor ve la tetemennev arzulamayın. Allah ne kadar açık söylüyor. Ne kadar mesaj açık eğer kelimeleri doğru anlam versek. Ve la arzulamayın. Ma Allahu bihi ba'dakum ala ba'd. Bir kısmınızı diğerlerine farklı yarattı, farklı imkanlar verdi diye bende de keşke ondaki gibi olsaydı. Niye onda çok da bende az gibi böyle temennilere kapılmayın diyor Allahu Celle Celaluhu. Ve bakın değerli izleyenler Yüce Mevla anlatmaya çalıştığım e, bu hususu ne kadar harika bir biçimde o kadar güzel ifade ediyor ki bakın diyor ki niye böyle bir arzunun peşine düşüyorsunuz? Neden böyle bir talepte bulunuyorsunuz ey kullarım? Bakın lir ricali nasibun bakın lir ricali nasibun Evet. mim mimmek tesebu Evet. Velin evet. nisa'i nasibun min mektesebne Evet. Bütün problemimiz bu ayet çözüyor zaten. Diyor ki ey kullarım niye birbirinizin farklılıklarına bakıp da işte onun fazlalığı bende de olsaydı vesaire diyorsunuz. Buna ne gerek var? Sizi yarışa aldım. Yarışıyorsunuz. Yarışan erkekler, lirical, erkek olarak yarışta bulunun. Erkek olarak sınava giren, sınava erkek olarak girenler nasibun elde edecek. Neyi? Mimmektese bu ameli kazandığı amel. Ameli. Sahip, performansı performansı ile sonuç alacak. Birazdan bunu çok detaylı arz etmeye çalışacağım. Göstereceği performansının sonucuna ele alacak. Velin Nisa sınava kadın olarak girenler onlar da nasibun elde edecek. Mimmek tesebne aynı performanslarının sonucunu da onlar elde edecek. Yani erkek olun Kadın olun, kim olursanız olun, sayu gayretinizin, çabanızın, performansınızın sonucunda değerli ya da değersiz olacaksınız. Performansınızın sonucunda başarılı ya da başarısız olacaksınız. Gayet açık ayet. Bakın, evet. Veselullah'a min Siz Allah'tan onun lütfunu isteyin. Sahip olduğunuz şeyin sizin için bir lütuf olmasına çabalayın diyor Cenab-ı Hak. Değerli izleyenler, bütün bu konuşmuş olduklarımı lütfen konunun bir mukaddimesi olarak kabul buyurursanız, şimdi asıl konuyla ilgili bu söylediklerimizi tatbik edeceğimiz size bir şema çizmek istiyorum. Bu şemanın üzerinden bütün bu konuştuklarımızı bu şema üzerine uygulayacağım. Başarabilirsem. Sonra birkaç ayeti kerimenin daha üzerinde durarak bu dünyada var oluşun, dünyada sınav oluşun farklılıklarının farklılıklar üzerinden ortaya çıkan problemin ve sorunun çözümünde ve Kur'an'ın bu konudaki mesajlarını sağlıklı ve doğru anlamada bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Şimdi bir ontolojik sınav, sınavda bulunuş, sınava geliş tablosu çizmek istiyorum. Altına yazacağım birazdan bunu. Evet. Şöyle bir sınava gelen muhteremimiz var. Bu sınav pisti olsun, platform. Bu bu çizgide sınav başlıyor. Sınav çizgisi, platform. Sınav çizgisi. Bu muhteremin başının değdiği burası dünyaya ontolojik olarak farklı geldiğimizde bu sınavda sınavda işte yetenekleri, kabiliyetleri vesaireleri itibariyle yüzde yüz donanımla gelen A şahsı olsun bu. Yüzde yüz donanımla maşallah hiç eksi yok. Deha her konuda yüzde yüz donanımlı olarak dünyaya gelmiş bu kişi ontolojik farklılıktan söz ettik ya altına müsaadenizle yazmak istiyorum. Sınavın sınavın ontolojik zemini. Sınavın ontolojik zemini. Bir başka B muhteremimiz var. Benim sınıftaki eee şemalarıma benzesin. Eli kolu kaldı. Evet. Bu da %80 donanımla dünyaya geliyor. Bir başka muhteremimiz var. Bu da C %60 donanımla geliyor. Bir muhteremimiz daha var. Bu da D. Bu da yüzde %30 donanımla geliyor. Bu da son olsun. Bu da yüzde on ile geliyor. E. Ee, evet. Dünyaya bakın farklılıklarla geliyor. Şimdi lütfen buraya dikkat etmenizi istirham ediyorum. İşte Allahu Teala bütün bu farklılıkları Kur'an'da fadlala ile anlatıyor. Faddale ba'dukum ba'da dediği sizin bir kısmınızı diğerinizden üstün değil, farklı kıldım diyor. Farklılıklar içinde sizi imtihan ediyorum. Dünyaya farklı farklı gönderdim diyor. Sınavın zaten esprisi de orada. Hepimiz yüzde yüz aynı donanımda, aynı boyda, aynı kabiliyet, aynı yeteneklerle gelseydik sınavın bir anlamı olmazdı zaten. Evet, işte bu fazlala bu farklılıklar, bu farklı gelişler... E konumuz bakımından son derece önemlidir. Şimdi yüzde yüz donanımla gelen birisinin yüzde onla gelen birisine göre aralarındaki açı farkının ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Evet. Açı farkı ne kadar büyük. Açı farkı çok büyük. Bakın çok farklı. Ama hiç kimse ontolojik olarak bu bundan üstün dünyaya gelmiş diyemez. Buraya dikkat edelim lütfen. Bunu Yazmama izin verir misiniz? A %100 donanımla geldi. Bu da %10. A E'den E'den üstündür kimse diyemez. Üstündür değil ya farklıdır. Şimdi bu farklılığa dikkat çekmeye çalışacağım. Dünyaya farklı geliriz, farklı gelmeliyiz zaten. Sınavın esprisi de oradadır. Ama bunları Mevla bize gayet böyle açıkça anlattığı halde maalesef kelimelere ve sözcüklere takıldığımız için o mesajı sağlıklı anlamamızı engelleyecek şekilde anlamlar veriyoruz. Şimdi bakın bu ontolojik platformda şu çizgide sınav başlar. Sınav bu çizgi üzerinde başlar. Şimdi Yüzde on donanımla gelen de sınav için koşmaya başlayacak. Yüzde yüzde gelen de sınav için koşmaya başlayacak. Ve koşu performansımızla değerli değersiz olduğumuzu. Bakın. Lirricali nasibun min mektesebu ve linnisai nasibun min mektesebn. ayet. Bakın. Kadın erkek koşuşturmasında sınav oluşunda sınavdaki performansında değerli veya değersiz olacak, değer kazanacak. Ne kadar önemli. Peki hocam güzel anlatıyorsun da şimdi yüzde yüz donanımla gelen adamın performansıyla yüzde onla gelen adamın performansı aynı olur mu? Olmaz. E peki bunların ikisi de hepsi aynı cennet ve cehenneme gidecek. Kazanacak mahşerde. Nasıl olacak şimdi işte devreye bu farklılıkları, bu farklılıkları e, efendim sağlıklı anlamamızı gerektirecek olan temel ilkemiz hemen onu size göstermek istiyorum tabloda adil olmak Allah'ın adaleti devreye girecek. Evet hemen onu buraya yazalım. Evet devreye devreye Allah'ın adaleti girer burada. Evet. Adalet. Allah'ın adaleti bu farklılıkta ortaya çıkar. Peki nasıl çıkar? Allah'ın adaleti bu farklılıkta nasıl ortaya çıkıyor? Onu müsaadenizle görelim. Şimdi A'yı ele alalım. A'nın ve şuraya da müsaadenizle cennet yazıyorum. cennetin en yüksek noktası ve buraya yüz alanlar giriyor. Yüz alan buraya giriyor. Yüz alanlar buraya giriyor. Cennet. Şimdi A A yüz alabilmesi için performansını yüzde yüz kullanması gerekir. E cennete girmesi için şu on, 10 %10'luk kapasitesinin %100'ünü kullanması gerekir. Bunun şu cennete girmesi için %10 %30 30'luk kapasitesinin %100'ünü kullanması gerekir. Yani hepsi kapasitelerinin tamamını kullandıklarında %100 kapasiteyle performans gösterdiklerinde bu cennette buluşurlar. Yani A'da, B'de, C'de, D'de, E'de bu cennette buluşur. Ama dikkat buyurunuz. Şimdi bu yüzde yetenekle gelen, yüzde yetenekle gelen şu 10 derece bakın 10 derece bir yetenekle dünya gelmiş. Bunun %100 performansı bu kadar. Çizdiğim çizgi kadar. %100 performansı. Şimdi bu %100 yetenekle gelen kişi bu performansı gösterirse bu cennete değil, cehennemin özür dilerim lütfen, lütfen yanlış anlamayın. <laughs> e, çok kullandığı için e, dilimin ucuna geldi. Cehennemin dibine denir ya hani çok özür dilerim. E, cehenneme gider. Bakın. Cehenneme gider. Kim? A. Neden? Neden %10'un cennete gittiği en yüksek derece en yüksek makama cennetin en iyi yerine gittiği. bakın bunun kadar performans göstermiş e kadar performans göstermiş ama e yüzde onluk bir e, ontolojik yetenekle farklılıklarla gelmiş Allah ona demiş sen bu yüzde onun yüzde onunu tam kullan gerisine karışma o da kullanmış. Allah buyur al cennetin en güzel yeri senindir. A da diyor ki a ne güzelmiş. O e yüzde onla gittiğine göre ben de yüzde onla gideyim. Olur. Yüzde doksan ne olacak? Kusura bakma. Şimdi e'nin yüzde onla gelip de koltuğuna kurulduğu cennete D'nin gidebilmesi için yüzde otuz yeteneğinin tümünü kullanması. Yüzde otuz, yüzde yüz kullanması. Aynı şekilde bunun, aynı şekilde bunun. Şimdi ayete yeniden dönelim. Dünyaya farklı gelmenin bir önemi kaldı mı? Hayır. Hiçbir önemi kalmadı. Peki neyin önemi var? Dünyaya gelirken getirdiklerimizin, donanımlarımızın ne kadarını yüzde yüz bir performansla değerlendirip onunla yarışıyoruz. Bunun önemi var. Dünyaya gelirken getirdiklerimizin ne kadar farkında olduğumuzun önemi var. Onun için müsaade eder misiniz? Sınıflarda da zaman zaman yazdım bir ilkeyi, temel bir ilkeyi buraya yazıp sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir motto söylemeye çalışıyorum. Dünyaya dünyaya nasıl geldiğimizin dünyaya nasıl geldiğimiz değil. Dünyadan dünyadan Nasıl çıktığımız önemli. Yani hangi performans ile çıktığımız önemli. Evet, bu çok önemli bir e, husus değerli izleyenler. Yani dünyaya bizim zaten başarısızlığımızın arkasında işte bu e, Nisa suresindeki şu ayet kelimeyi gözden mesajı gözden kaçırmamız var. Allah buyuruyor ki, ve tetemen ne? Niye başkalarının dünyaya gelirken beraberinde getirdikleri donanıma imreniyorsunuz? Ey kullarım, niye sarayda doğana imreniyorsun? Niye fakir fukaranın içinde doğan birine üzülüyorsun? Neden kundaktayken caminin avlusuna bırakana üzülüyorsun? Neden altın beşiklerde, saraylarda büyüyen efendim kişiye imreniyorsun? Hayata buradan bakma. Bura yanlış bir perspektif. Buradan bakarsan mesajları doğru göremezsin. Dünyaya gelişteki farklılıkların bir önemi yok. Bu farklılıkları sınavı kazanma performansına dönüştürmenin önemi var. Nasıl geldiğin değil, nasıl çıktığın önemi var. Hani yine benzer güzel bir motto vardır. Dünyaya fakir bir muhitte, fakir bir ailede gelmek kaderiniz olabilir. Ama fakir yaşamak, fakir kalmak kaderiniz değil. O sizin performansınıza bağlıdır der. Bu da çok güzel bir sözdür. Demek ki bizim performansımız bizim sayemiz, bizim gayretimiz, koşullarımız. Ha, denecek ki hocam iyi de yetenekli adam daha fazla imkana sahip, yeteneksiz daha az. Zaten beklentiler biz bu konuyu mahşer, ahiret üzerinden cennet ve cehennem sonuçları üzerinden değerlendirdiğimiz için konunun dünyevi anlamda başarısına bakmıyoruz. Tamam, yeteneği var adam dünyada çok zengin falan olabilir. Çok 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 farklı yerlere gelebilir yeteneğiyle. Peki gelir de bu ona öbür tarafta da cennetin çok 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 iyi yerlerine geldiği anlamına mı gelir? Konuyu değerlendirirken dünya açısından, dünyevilik açısından değerlendirmiyoruz. Onun için Müsaadenizle ilkelere yeniden dönüyorum. Onun için bu ilkeler üzerinde dururken dedik ki dünya bir sınav yeridir dedik. Eğer hayat tamamen materyalist bir bakış açısıyla dünyadan ibaret olsaydı o zaman dünyaya ontolojik olarak böyle farklı gelmek çok büyük bir adaletsizlik olurdu. Nitekim e, Tanrı'ya inanmayan insanların takıldığı en önemli problem de buradır. Niye böyle dünyaya geliyoruz? İyi de biz sırf dünya için gelmiyoruz ki. Varoluş sadece bu dünyada varoluş değil ki. Bura bir sınav mahallidir. Sınav zil çaldı başladı zil çalacak bitecek. Asıl mesele öbür taraftır. İşte biz dünya sınav yeridir dediğimizde dünya sınav yerini ahirete göre ahiret üzerinden değerlendirerek ahiret üzerinden konuyu efendim ele alarak düşünmezsek o zaman bu anlattıklarımızın ya da anlatmaya çalıştıklarımın çok bir anlamı ve esprisi kalmaz. Bu itibarla bizim bu dünyada göstereceğimiz performansın, bu dünyada ortaya koyacağımız efendim etkinliğin bizi değerli kılması ya da değersiz kılması sahip olduğumuz yeteneklerin azlığına çokluğuna bağlı değil. Yani burada değerli bir insan, değersiz bir insan sahip olduğu yeteneklerin azlığıyla çokluğuyla ilgili değil. Konu insan olmakla ilgili. insanı kamil olmakla ilgili. Örneğin şöyle söyleyeyim. Bu öyle bir yüzde onu öyle yüzde %10 onun yüzde yüzünü öyle bir kullandı. Öyle bir insanı kamil ki ama sosyal, dünyevi konumuna baksanız hiçbir şey değil adam. Niye yani hiçbir şey değil. Ben sınıflarda söylüyorum. Burada da müsaadenizle söyleyeceğim. E, bu vesileyle ruhunu şad etmek istiyorum. Ve e, değerli ruhunun ve maneviyatının huzurunda eğer ekran karşısında olmasaydım sınıfta e, böyle bazen muhabbet ederken konuyla alakalı e, söylerken Zaten ayakta duruyorum, oturmadan ders anlatırım ben hep. E, ayağa kalkardım şimdi de. Ruhaniyetinin karşısında ayağa kalkıp ceketimi ilikler saygıyla durur, makamın cennet olsun derdim. Aşık Hüdayi, Maraş'ın yetiştirdiği e, o güzel ilimizin çok değerli e, insanlarından birisi. Yakın zamanlarda çağdaşız yani vefat etmiş bir gariban Ankara'da Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı çalışan işte bahçelerde temizlik işçisi bankın üzerinde ölü bulundu. Onun çok güzel bir şiiri vardır ödül almış bir şiir ben de onu besteledim. Ee, izin alabilirsem o bestemi e, YouTube kanalıma koymayı düşünüyorum inşallah. Çok güzel bir e, sözleri de müziğini de naçsane ben yaptım. Güzel olduğunu düşünüyorum. Sizin de beğeneceğinizi umut ederim. Onun çok güzel bir şiiri bu. Gönül çalamazsan aşkın sazını ne perdeye dokun ne teli incit. Eğer çekemezsen gülün nazını ne dikene dokun ne gülü incit diyen çok güzel bir söz. Bunu okuduğum zaman işte ilkokul diploması bile olmayan bir insan bu. Bakın. Yani dünyevi açıdan bakarsanız ve ben bu şiiri ilk defa okuduğumda doçenttim. Doçent da Herhalde bir yeniydim. Bir iki sene falan olmuştu galiba. Evet. Odamda bu şiiri okunca bilgisayarda ayağa kalktım. Hemen araştırdım. vefat etmişti. Yoksa öbür hafta ziyaretine gidecektim. Öğrendim. Vefat etmiş. Ruhuna ruhunu şahat etmek için dua ettim. Ve dedim ki bu sözü ben söyleyebilseydim hiçbir diplomam olmasaydı. Aynen böyle söyledim. Ve bunu da bir makalemde yazdım kalıcı olsun diye. Bu öylece de burada da sizinle paylaştım kalıcı olsun diye. Evet. Dünyevi anlamda bakarsanız bulunduğumuz konumun ne önemi var ki? Rütbelerimizin, ünvanlarımızın, konula, konumlarımızın bunun ne önemi var ki? İşte hayatı bütün o farklılıkların içinde önemli kılan ve değerli kılan şu insanı kamil olma. İnsan olma. Böyle bir düşünce ancak ve ancak bir ahiret söz konusu olduğunda, bir iman ve inanç söz konusu olduğunda devreye girer. Çünkü insanı kamil olma bir hedeftir, bir amaçtır. Ve bu sahip olduğunuz performansı ne kadar Sahip olduğumuz yeteneğe ne ölçüde performans olarak ortaya koyduğumuza ilişkili bir şeydir. Yine konumuzla çok ilgili olduğu için paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Hemen ardından ayetlere geçeceğim. Daha yakında sınıfta izleyenler varsa içinizde hatırlayacaklardır öğrencilerime. Benzer hadis-i şerifleri okurken onun şerhi ayetinde arz etmiştim konumuzla çok doğrudan alakalı olduğu için paylaşmak istiyorum. Ee, bir zat İbn Arabi'ye gelip der ki, e, ruh şad olsun değerli büyüğümü şeyhimin. Ee, efendim siz ismi azam biliyormuşsunuz. Öyle mi der? O da evet der. Ne olur bana da öğretin. E, ne yapacaksın? E çünkü İsmi Azam'ı söyleyince her duan kabul oluyormuş. Diyor. İbn Arabi gülüyor. Diyor ki iyi de evladım. Benim bildiğim ismi azam benim kendi ismi azamım. Bu bana ait. Bunu sana versem söylesem de senin işine yaramaz ki. Sen kendi ismi azamını bulmalısın. Der. Ve ben bu sözü bir mesaja dönüştürerek şöyle söylüyorum. Biz bu dünyada insanı kamil olmak, insanı kamil olmak ismi azamı bulmak, kamil azam demek, ismi azamı bulmaktır. Herkesin kendi ismi azamını bulması, Evet. Burada bunun için varız. Demek ki yüzde on yetenekle gelen kişi yüzde bu on 10 yeteneğin yüzde yüzünü kullandığında ismi azamının ne olduğunu bilir. Ama bu e şahsının şu e şahsının yüzde on yetenek gelen şahsın bu on yetenekle bulduğu ismi azamı yüzde yüz yetenekle gelen kişi ancak yüzde yüzün yüzde yüzünü kullanabildiğinde E'nin bulduğu ismi azamı bulabilir. Yani insanı kamil olabilir. Umarım meramımı anlatabilmişimdir. Dünyaya gelişteki farklılıklarımız işte Kur'an'da anlatılan o tüm farklılıklar maalesef hatalı çevrilerek üstün kılmak şeklinde. O zaman A'yı B'den üstün kıldı yüzde yüzde geldi. O zaman A değerli B değersiz gibi. Niye A dünyaya değerli gelsin daha o A değeri kendi kazanacak. Bir koşsun bakalım bir görelim nasıl koşuyor. O yüzde yüzün hakkını nasıl veriyor bir görelim. Çünkü değer kazanılan bir şeydir dedik. Bazı temel ilkeleri müsaadenizle eklemek istiyorum. Şu platformla ilgili olarak. Sonra ayet-i kerimelere geçeceğim. Şu platform üzerinden bazı e, temel ilkeleri belirleyeceğim. Bir, kimse kimse sınav çizgisine çizgisine diğer adaylardan bir sıfır önde başlayamaz. Çünkü üstün üstünsüzlük deyince o bir sıfır, iki sıfır, üç sıfır önde olup olmayı ifade eder. Değer, değersizlik böyledir. Olamaz. Neden? Çünkü adalet, ilahi adalet buna izin vermez. İlahi adalet buna izin vermez. Kimse efendim e, bir sıfır önde başlayamaz. İki kimse kimse sınava sınava cevap anahtarı cebinde. giremez. Yani Allah kimseye bu sınavda al kulum cebinde cevap anahtarı sen kazan bu sınavı kulların bir kısmına cebinde cevap anahtarını e, vererek göndermez. 3 sınava herkes aynı çizgiden aynı platformdan başlamak zorundadır. Evet. Kimse bir parmak kadar bile sınava önde başlayamaz. Aynı yerden başlamak zorundadır. İlahi adalet buna izin vermez. Kimse sınava diğerinden faziletli ve önde olarak başlayamaz dedik. Ve bu üç temel ilke bize Kur'an-ı Kerim'de e, Faddala ile anlatılan Faddala sözcüğünün efendim anlamı üzerinden ve maalesef hatalı anlamlandırılarak ortaya konulan eee tercüme sorunları nedeniyle şu sözcük faddale e, aslında fazlalık demektir. Kökü fadale fazlalıktır. Artı demektir. Artı. Bu da ontolojik farklılıktır diye e, şuradaki tabloda zat hallerinize arz etmeye çalıştım. Vaktin geçtiğini ve sizi yorduğumu biliyorum. Fakat bu konuda son derece önemli olan bir hususa değinmezsem şayet bu konu yarım kalacağından dolayı izninizle hızlıca bu söylediklerimi efendim pekiştirecek olan bir iki ayet kerimeden söz edeceğim. Bunların tercümelerine ve benim yapmış olduğum tercümelerle kıyaslayarak bakmanızı istirham ediyorum. Hızlıca iki ayetten. Son olarak Bakare'de, Be Bakara suresinde peygamberlerin birbirinden üstünlüğüne ilişkin e tercüme edilen ayetin anlamı üzerinde de durarak konuyu toparlamaya çalışacağım. Allahu Teala Nisa 95. ayette bize çok önemli yine Nisa suresinde tam da bu anlatmaya çalıştığımız hususları insanların ontolojik olarak bu dünyaya farklı gelişlerine şurada ifade etmeye çalıştım. Bu tablodaki farklı gelişlerine şu A'nın, B'nin, C'nin farklı gelişlerine e, ilişkin. Bakın ne diyor? Allah Allah mallarıyla ve canlarıyla faddalallahu el mucahidine bi emvalihim ve enfusihim. Allah canlarıyla ve mallarıyla Allah'ın yolunda cihad eden kimseleri. Bakın performans gösteriyor, cihad ediyor. Performans gösteriyor. Hem de nasıl? Canını, malını feda ediyor. Performansını yüzde yüz göstermeye çalışıyor. İşte Faddal'e bakın. Faddal'e değerli kılmak, faziletli kılmak diye tercüme ediyoruz ya. Evet. Şimdi birazdan bu hususun üzerinde duracağım. Kime değerli kılıyor? Alel kaidin. Performans göstermeyen, yerine çakılı kalan. Biri malıyla canıyla cihad ediyor, koşturuyor. Öbürü çakılmış yerinde kalıyor. Oturuyor. Hiçbir iş yapmıyor. Hiçbir performans göstermiyor. Dereceten, derece bakımından, üstünlük bakımından bakın. Faddala dereceten, burada üstünlüktür. Dereceten. Artı, artı buradaki faddala artı, derecetenle birlikte bir üstünlüktür. Ama dikkat biriniz lütfen. Burada, şimdi şöyle yazalım. Bu şu kişi mucahid olsun. Yani malıyla canıyla koşuyor. Malını, canını feda ediyor. Bu da oturuyor. Bakın az önceki yine Nisa suresindeki ayette de okuduk ya. Bunu Allah üstün kılıyor ama verili bir üstünlük değil. Dünyaya gelirken üstün kılınan bir şey değil derece bakımından ya. Dedik ya kazanılır bir şeydir. Fazilet kazanılır bir şey. Bu adamcağız kazanmış canını, malını vermiş. Canıyla, malıyla kazanmış bu üstünlüğü bu üstünlüğü. Yani A'nın bu C'ye olan üstünlüğünü adam elde etmiş, kazanmış. Bu ise kaybetmiş, oturmuş. Çünkü onun için az önce altını çizerek efendim belirtmeye çalıştım ki üstünlük verilen bir şey değil kazanılan bir şeydir. Bakın ayet gayet açık bir biçimde ikinci kez aynı ayetin içinde tekrar ediyor. Ve fattalallahul mucahidin alel kaidin Allah çabalayan, gayret sarf eden, koşuşturanı tembel tembel miskin miskin oturanın üzerine ecra nazima büyük bir mükafatla üstün kılar diyor. Niye? Çünkü o bunu kazandı. Daha önceki sünnetullah konuşmamda o hermenötik örneklerde eee teodise ile birlikte makalemle paylaştığım o konuşmamda bu Allahu Teala'nın bu ifadeleri kendine nispet etmesini sünnetullah olarak ifade etmiştim ve böyle bir yükselebilmeyi, böyle bir üstünlük kazanabilmeyi, böyle bir değerlilik kazanabilmeyi sünnetullah olarak Cenab-ı Hak yasa halinde vaz eden yasanın sahibi olduğu için bu üstünlüğü geride kalmışlığı e, kendisine nispet ediyor demiştim. Yasayı koyan yasanın sonuçlarını kendisine nispet eder ilkesiyle sizinle paylaşmıştım. Burada da aynı durumu görüyoruz ama bunun bir ontolojik dünyaya gelişte faziletli faziletsiz geliş değil dünyaya geldikten sonra tüm o farklılıklarla birlikte yarış başladıktan sonra yarışta gösterilen performansa bağlı olarak bir fazilet ve faziletsizlikten söz etmiş olduğumuzun bir kere daha altını çizmek istiyorum. Keza aynı ayet-i kerimenin bir benzerini Nahl suresi 71. ayette de Cenab-ı Hak aynen şöyle buyuruyor bakın. Vallahu faddala ba'dakum <Otum> ba'dakum pardon. Vallahu faddala ba'dakum ala ba' fi'rrizk hemen bunu yazmak istiyorum. Kısaca devamını siz oradan görebilirsiniz. Allah eee vallahu Allahu Teala faddale bakın faddale ba'dakum ala ba'd ala ba' fir Rizk bakın bir risk risk dünyevi sahip olunan her şey demek bakın bir kısmınızı diğerlerinden dünyevi sahip olduğunuz şeyler hususunda üstün kıldı değil ya farklı kıldı Dünyada sizi, dünyevi sahiplilikleriniz bakımından sizi farklı yarattı. Ontolojik olarak. Çünkü, yani buradaki farklılık bazınıza artı şeyler verdi, bazınızı da diğerlerine göre eksi olarak dünyaya getirdi. Bu farklılık artı eksi manasındadır. Niye öyle? Bir saat boyunca anlatmaya çalıştığım şeydi. Niye böyle? Çünkü bu farklılıklar üzerinden sınav olmanızı Allah murad ediyor. Bu farklılıklarda nasıl bir performans ortaya koyacağınızı görmek istiyor. Ve bunun için sizi deniyor, bunun için sizi imtihan ediyor. Evet. Umarım e, meramım anlaşılmıştır. E, sayfanın sonuna gelirken e, Sure-i Bakare'de e, değerli izleyenler. 253. ayet Sure-i Bakara 253. ayet. Bu ayet-i kerimede izninizle yine her zaman yaptığım gibi Diyanet İşleri Başkanlığımızın malinden okumak istiyorum. Tercümeyi bir görmenizi istiyorum. Sonra bunun üzerinden bir 5-10 dakika daha izninizi istirham edeceğim ve bitireceğim. Şöyle tercüme Bakara Suresi 253. ayet. İşte peygamberler ünlem böyle. İşte peygamberler. Biz onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. İçlerinden Allah'ın konuştukları vardır. Bir kısmının da derecelerini yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya ise açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudus ile destekledik. Ayetin devamı e, kalsın bizi doğrudan ilgilendiren kısım bu giriş kısmındaki bu ifadelerdi. Şimdi müsaadenizle bunların üzerinde biraz durmak istiyorum. Ve yazarak görmenizi istiyorum. Tilker Rusul. Evet, Tilker Rusul. فضلنا. فضلنا بعضهم على بعض. Evet. منهم من كلم الله ورفع بعضهم. derecat. Evet. Ve ateyna isebne Meryem diye devam ediyor. Ona da ruhul kudüsü verdik vesaire diye devam ediyor. Değerli izleyenler bu yazmış olduğum ayetin orijinal lafızları üzerinden konuyu toparlayacağım. Şimdi şu hususa dikkatinizi istirham ediyorum. Yine bir peygamberlik efendim çizgisi çizelim. Peygamber bu peygamberlikte zirve olsun. Bu da risalet görev çizgisi. Risalet görev çizgisi. Dünya kuruldu kurulalı. Cenab-ı Hakk'ın burada peygamberleri var ve görev yapıyorlar bunlar. Görev yapmışlar. A, B, C, D. En sayıda binlerce peygamber görev yapmış. Şimdi peygamberliğin peygamberliğin bizim Kelam geleneğimizde tartışıldığı üzere hak edilen bir şey midir? Allahu Teala'nın tercihi midir? Allah bu tercihi o kişinin hak edip etmediğine bakmadan mı yapar? Bakar mı yapar? Gibi tartışmaları tazelemek istemiyorum. Konumda değil. Oraya hiç girmek istemiyorum. Dolayısıyla beni ilgilendiren hususta işte diye tilkeyle işaret edilen muşarun ile rusuller tüm gönderilen nebiler, tüm gönderilen elçiler Allah'ın gönderdiği tüm elçiler bunları Allah seçti Allah görevlendiriyor öyleyse önce şunu tespit edelim A B C D en sayıda peygamber Bunları Allah seçiyor. Dolayısıyla Allah'ın seçmiş olduğu, tercih ettiği bu insanların bir üstünlüğünden, Türkçede kullandığımız manada bir faziletinden söz edemeyiz. Çünkü dedik ki fazilet ve değer bireysel bir kazanımdır. Verili bir şey değil. O halde bu faddalna ba'dahum ala ba'd. Peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün kılma değil. Ya yine farklılıktır bu. Burada da yazacağız farklı. Yani bir köye peygamber gönderilen, bir kabileye peygamber gönderilen, koca bir şehre peygamber gönderilen, bir büyük medeniyete peygamber gönderilen. Şimdi bu peygamberleri düşünelim ki Roma'ya gönderildi medeniyete. Bir peygamber düşünelim ki Çin'e gönderildi. Bir peygamber düşünelim ki başka küçük bir kasabaya gönderildi. İşte bakın faddal nabu. Farklı farklı görevlerle geldiler. Yani risalet görevindeki farklılık demektir buraya yazıyorum. Farklılık. Risalet görevinde görevindeki farklılıktır. Çünkü zaten peygamber e, küçük bir köye geldi, ama risalet görevini Fevkalade yaptı. Allah katında görevini tam yapmış bir peygamber olarak mükafat alacak. O bir köyde görevini tam yaptığında, Fevkalade yaptığında mükafatını tam alan bir peygamberin mükafatını bir medeniyete peygamber gönderilen peygamber o medeniyetteki risaletini aynı ölçüde başarılı yaptığında aynı mükafata sahip olabilir. Ve ile yazarak belirtiyorum ki peygamberler de sınav oluyor. Onların sınavı da tebliğdir. Tebliğ ile temsille sınav oluyor. Her biri kendisine göre sınav oluyor. Kolay mı peygamberlik yapmak? Sınav oluyor. Onlar da sınavdan geçiyor. Dolayısıyla zaten dikkat ederseniz <gülüyor> <gülüyor> çok affedersiniz. Ayet-i Kerime bu farklılığa vurgu yapıyor. Ayet kendi içinde bu farklılığı söylüyor. Diyor ki Allah gönderdiği elçilerin bir kısmını diğerlerinden farklı bir biçimde görevle görevlendirdi. Öyle görevlendirdikleri var ki onlarla bizatihi konuşması gerekiyordu. Böyle bir farklılık gerektiriyor. Onların mesela İsrailoğulları gibi Mısır medeniyetine Hazreti Musa'yı peygamber gönderiyor. Hazreti Musa'nın peygamberlik yaptığı dönemdeki Mısır medeniyetine bir bakın değerli arkadaşlar. Orada nebi olmak, peygamber olmak öyle kolay mı? Firavuna mücadele veriyorsunuz Firavuna. Hazreti Musa ile Yunus Aleyhisselam görev bakımından aynı görülebilir mi? Üstlendiği misyon açısından aynı görülebilir mi? Hayır işte bakın faddalnadır. Ve üstlendikleri ve onlara yüklediğim görevleri gereği bazılarıyla konuşuyorum. Öyle gerekiyor. Ama bazılarıyla konuşmam gerekmiyor da Hazreti İsa İbni Meryem'de olduğu gibi onu Ruhul Kudüs'le, Cebrail'le doğrudan desteklemem de gerekiyor. O da Ruhul Kudüs'le desteklenmeyi gerektiriyor. Bu Ateyna Davud'a Zebura diyor. Davud'a da Zebur'u vermiş. Farklılıkları söylüyor. Neleriyle farklı? Hangi risalet görevinin gerektirdiği farklılıklara sahip olduğunu gösteriyor. Şimdi gelelim asıl önemli olan ifadeye. Varafa abadahum derecat. Bakın. Çok pardon. Bazen böyle kare için alınca siliyor. Hemen yazıyorum. Ve rafa. Bağdahum derecat. Evet. Ve rafa bağdahum derecat. Gördünüz mü? Şimdi farklılıklarıyla onlara risalet görevini yüklüyor her biri bu risalet görevinde bir performans ortaya koyuyor. Sınav oluyorlar ya. Tıpkı biz nasıl sınav oluyorsak onlar da tüm tüm insanlık sınavı olarak yaratılmış. Şimdi hepimiz sınav oluyoruz ama sınavın farklı yerleri var. İşte bu farklı yerlerinden biri de peygamberlerin konumudur. Ama o da o konum peygamber olmak onu sınav olmaktan çıkarmıyor. Onun dünyada bulunuşunun amacının sınav olmasını iptal etmiyor. Ve o da işte varafa bakın Allah onların bazılarını bağdahum derecat gösterdikleri performansları itibariyle önemli derece bakın önemli. Her peygamber gösterdiği performansıyla ahiret aleminde mahkemeyi kübrada ödüllendirilecek ve bunların içinden bazıları durumuna göre, performansına göre derece, makam, iltifat ve ödül alacak. Ve Allah diyecek ki gel bakalım ya Musa seni kelamımla seçtiğim, bizzat konuşmakla sana ayrıcalık verdiğim bir peygamber olarak performansını bir değerlendirelim senin. Gel ya İsa seni efendim ruhul kudüsle destekledim. Senin performansını bir değerlendirelim. Ya Muhammed aleyhissalatü vesselam sallallahu aleyhi ve sellem seni alemlere rahmet kıldım. Senin performansına bakalım. Ki Kur'an'da diyor elçileri de görev yaptıkları toplumlarıyla birlikte hesaba çekeceğiz diyor Cenab-ı Hak. Demek oluyor ki değerli izleyenler Yüce Kitabımızın mesajlarını okurken surelerini ve ayetlerini okurken Türkçe çevirilerinden hareketle lütfen onlardaki o asıl mesajları kaçırmayalım. Her bir ifadesi, her bir mesajı o kadar muhteşem, o kadar harika ki yeter ki onu kendi bütünlüğü içinde doğru anlayalım. Yeter ki onu doğru anlayabilecek temel kriterlere, ilkelere, parametrelere sahip olalım. Yok böyle bir çerçeveye sahip olmadan hele de çal kalem çala kalem yapılmış tercümeleri Allah'ın kelamı ve mesajı diye okursanız orada çok şey kaçırırız. İşte naçizane hermönetik yöntemin Kur'an'ın anlaşılmasına nasıl bir katkı sunduğuna ilişkin yapmış olduğumuz sohbetler ve dersler e, çerçevesinde bu dördüncü örneğimizdi e, dört örnek sohbet yaptık ve içinde bazen birkaç tane örnek farklı örnekleri de el aldık size bir fikir verdiğini düşünüyorum bir e, perspektif kazandırdığını bir bakış açısı kazandırdığını ya da en azından böyle de bir bakmanın Mümkün olduğunu örneklediğini e, düşünüyorum ve umarım bu düşüncemde yanılmıyorumdur. Bana katılıyorsunuzdur. Çok fazla zamanınızı aldım biliyorum. Çok fazla uzattım. E, ama konu çok nazikti, hassastı. E, iyi bir sunumla sunulamazsa yanlış anlaşılmaya çok açık bir konuydu. E, umarım meramımı anlatabilmişimdir. Ee, ve siz değerli izleyenlere e, vakit ayırıp ekranın karşısında e, bizi izleyenlere verilmesi gereken doğru mesajları verebilmişimdir. İnşallah Ahmet Bey kardeşimle istişare ederiz. Önümüzdeki salı günü belki bu konuların genelini toparlayacak hermönetik yöntem konusu ve Kur'an'ın anlaşılmasında nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin farklı örneklerden hareket ederek bir toparlama ve bir bu konuyu efendim değerlendirme kabiliğinden bir ders daha, bir sohbet daha yapmayı düşünebiliriz. Onu inşallah size duyururuz. Ona göre huzurunuza geliriz. Değilse planımızda Konuşmayı düşündüğümüz başka başlıklar vardı. O başlıklarla inşallah devam etmeye çalışırız efendim. Tekrar canı gönülden vakit ayırıp bizleri dinlediğiniz için, ilgi ve alaka gösterdiğiniz için minnettarlığımı ifade etmek istiyorum efendim. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Sağlıkla, afiyette kalınız.